Taraf gazetesinin haberine göre Süleymanşah Türbesi ilk kez Musul Konsolosluğundaki 49 personelin IŞİD tarafından kaçırılmasıyla gündeme geldi. IŞİD türbeye saldırı düzenlemedi ancak türbeyi sürekli koz olarak kullandı. Konsolosluk personelinin serbest bırakılmasına yönelik pazarlıklarda AKP hükümeti türbenin boşaltılmasını önerdi. TSK'ya ön hazırlık yapılması talimatı verildi ancak IŞİD bu pazarlıktan vazgeçti. 11 aydır türbeyi kuşatma altında tuttu. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Irak ve Suriye'deki enerji kaynaklarını taşımak için bir süredir güvenli koridor oluşturmaya çalışıyor. Bu çalışma kapsamında koridorun Kürtlerin yoğun olarak bulunduğu bölgeden geçmesi öngörülüyor. Süleymanşah da bu bölgede bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri koridorun güvenliği için türbeyle ilgili sıkıntının giderilmesini istedi. AKP de Amerika'ya türbeyi tahliye etmeyi önerdi. Plan ABD tarafından kabul edildi. Tahliye operasyonu da ABD, YPG ve TSK tarafından gerçekleştirildi.